Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Ben Tol Gözbek. Bugünkü konumuz çok güncel bir konu. Dün Savunma Sanayi Başkanlığı'na yapılan MIT ve Emniyet Operasyonu'nu size anlatmaya çalışacağım. Genel bilgiler vereceğim. Çünkü bu konu halen e, adli makamlara e, yansımış durumda. Tabii ki elimizdeki kısıtlı bilgilerle nelerin neler olduğunu şöyle bir bakma şansına sahibiz. Bu tür casusluk çalışmaları ne oluyor? Neden odakta Savunma Sanayi Başkanlığı var? Bunları anlatmaya çalışacağız. Ülkenin e, ordusunun ana yapısını savunma sanayi ve geliştirilen sistemler oluşturuyor. Kendi milli sisteminizi yapamadığınız zaman, başkalarından almaya başladığınız zaman adeta bir truva atı gibi işin anahtarı da başkasında oluyor. Teknoloji geliştikçe işte F-35 projesinde de en son gördüğümüz gibi bu tür konular çok önemli pazarlık durumlarına girebiliyor. Veya yarın öbür gün e, kritik pozisyonlarda, kritik teknolojilerde bir ülke ben sizi istemiyorum deyip sistemi kitleyebiliyor. İşte F-35'te çok güzel bir örnek oldu bunun için. Eğer ülkeler kendi savunma sanayileri, kendi silahlarını geliştiriyorlarsa, kendi ürünlerini, yazılımlarını yapılıyorsa bunun içinde ne var diye karşısındaki ülkelerde çok ciddi bir şekilde takip ediyorlar. Takip edilirken tabii en önemli takip medya. Bizler de çok haberlerimizi verirken çok dikkatli veriyoruz. İşte ya şunu nedir, bu nedir, bu ne yapıyor? Bazı şeyleri Es geçiyoruz veya bilmiyoruz veya biz de içeri bunu sorduğumuz zaman işte Savunma Sanayi Başkanlığı'na, Milli Savunma Bakanlığı'na, Genelkurmay Başkanlığı'na projelerin gizli olduğu bazı projelerin bu kadar bilgi verildiği ifade ediliyor. Bizler de sizlerle kamuoyuna paylaşan bilgiler üzerinden size aktarım gerçekleştiriyoruz. Tabii ki her ülke birbirinin ne yaptığını çok iyi takip etmeye çalışıyor. Bir de olayın casusluk ve diğer böyle illegal yani kanun dışı hareketleri var. Ve tabii ki gündemde olan konulardan biri de savunma sanayi başkanlığı. 60 küsür milyar dolarlık projeler dönüyor burada. Ve projelerin çok önemli bir kısmı Türkiye'de üretim, Türkiye'de yazılım, Türkiye'de tasarım gibi epey bir ülkemiz topraklarından çıkan ürünler insanlar, şunlar, yatırımlar, sermaye gibi çok önemli bir katma değer var. Şimdi bu yapılan operasyon gerçekten çok ilginç bir operasyon. Ee, tabii bir operasyon yapacağınız zaman bunun emniyet ayarı mit devreye girmiş. Bu da gerçekten çok enteresan bir şey. Ve takipler başlamış. Önce tabii e, içe, mite, emniyete içeriden bazı bilgiler gelebiliyor veya bunlarla ilgili istihbarat alınabiliyor. Ve arkasından çalışmalar başlıyor. Ve bazı Savunma Sanayi Başkanlığı personeli takibi alınmış. Telefon görüşmeleri, yazışmaları, şunları bunları derken bir yabancı şirketin, İsrail merkezli bir şirketin Türkiye temsilcini yapan, işlerini yapan bir şirketle savunma sanayiden bazı kişilerin, personelin ilişkileri tespit edilmiş. Ve o personel evine yapılan baskında da 5 milyon dolar gibi bir nakit parayla geçmiş ki yani bir devlet memuru için 5 milyon doların gerçekten izahatının verilmesi evde ne yapıyor bu para bu çok önemli. Ve yazışmalardan bazı bilgilerin aktarıldığı görülmüş. İşte bu bilgiler neler? Örneğin Savunma Sanayi Başkanlığı bir ihale yapacağı zaman bir puanlama yapar. İşte gelen teklifler şunlar bunlar değerlendirme yapılır. Genelkurmay veya ilgili kuvvet kimse mühendislik açısından, kullanıcı açısından, Dış ilişkiler açısından gibi gibi böyle çok farklı bir değerlendirme ve bir puanlama yapılıyor. Mesela bu tür bu puanlamalar, bu çok gizli bilgilerdir. Bunlar gitmiş karşılığına, bunlardan bazılarının gittiği tespit edilmiş. Bu gerçekten çok gizlilik derecesi, çok gizli kategorisinde olan şeyler. Bunları dışarı paylaştığı zaman çok büyük bir suç bu. İşinde zaten hani mitin devrede olması, emniyetin en üst düzeyden bunu takip etmesi de olayı gösteriyor. Şimdi bu ilişkide olan şirket, İsrail Havacılık Endüstrisi, EIA gibi veya bizim bir dönem M60 tanklarını modernize eden İsrail şirket gibi onun temsilcisi olan kişinin oğlu. İsrail ve Türkiye ilişkileri savunma sanayi açısından gerçekten son yıllarda oldukça drift bir noktaya gelmiş durumda. Bir taraftan Türkiye ile İsrail arasında bir diplomatik kriz var. Ama diğer taraftan da birçok konuda geçmişte olduğu gibi İsrail verdiği kritik teknolojilerle Türk savunma sanayinin önemli bir müşterisi bir müşteri ilişkisi içerisine girmiş durumda. Amerika'dan direkt alamadığınız birçok sistem özellikle terör konusunda çünkü hani İsrail'in tecrübeleri de Amerika'ya göre çok daha fazla e, yaptığı paylaşımlar, teknoloji aktarmaları, ihracatları şunları bunları Amerika'ya göre çok daha rahat yürümüş İsrail'le. Şimdi tabii bir yerde de size veriyor ama bunları İsrail sonuçta düşünün sürekli bir bağlantınız var adam teknoloji vermiyor size. Bunu devamlı satarak gelir elde etmek istiyor. Veya işte geçmişte her on insan savaş araçlarına yaşanılan durum gibi. İşte bunların uydu görüntüleri İsrail üzerinden Türkiye geliyordu. E adam size istediğini o zaman açar gösterir göstermez. Ve işler yürüyor 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 bir yerde bir sıkıntı içerisine geliyor. E burada da işte çok ciddi problemler yaşandı. Amerika'ya gitti Türkiye talep etti verilmedi sistemler. Ve arkasından Gerçekten son böyle yıllarda çok ciddi çalışmalarla işte Anka ortaya çıktı, ee, Baykar'ın TB2'si ortaya çıktı. Bunlar gerçekten başarı projeleri. Bunların üzeri yürüdü işte Anka Aksungur oldu, TB2 Akıncı oldu ve bunlarla ilgili de Türkiye çok önemli adımlar attı. Ama işte bu insansız hava araçları tarafı, işin mühimmat tarafı var, uçak tarafı var, sistem var, avionik var, radar var, şunlar var, bunlar var. Gerçekten çok önemli projeler. Burada da tabii hani İsrail'in bunları takip etmesi normal. Türkiye'de gider normal bunları yapabilir. Bunlar zaten casusluk faaliyetidir. İşte yakalanırsa gördüğünüz gibi ama bunlarla ilgili önlem alınması gerekiyor. Her şeyin çok dikkatli takip edilmesi, gizliliğin çok önemli olması gerekiyor. Bunlarla da ilgili işte bakıyorsunuz işte WhatsApp konusu, paylaşım konusu gibi 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 bir sürü konular böyle arka arkaya yazılıyor. Veya bazen bakıyorsunuz işte Rus bir komutanın odasında yapılan röportajda bir maket öne çıkıveriyor orada. Aa işte Rusya'nın bu tasarımı. Şimdi bu doğru mu? Değil mi? Gerçekten böyle bir proje var mı? İşte bu yüzden savunma projelerinin çok kapalı kutu olması gerekiyor. Öyle işte ben her şeyini merak ediyorum bilmem ne değil. Açıklanan bilgi bu kadar. Biz de bilsek fazlasını vereceğiz. Veya yorumlayacağımız konular var. Yorumlayamayacağımız konular var veya bazı şeyler manipüle ediliyor. Şimdi mesela bu son olayla ilgili gerçekten bir şeyler söyleyebilmek için bu işin adli sonucuna bakmak lazım. Belki de mahkeme diyecek ki bunlar süs tahliye edecek. Şimdi bunları söylerken çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. O yüzden lütfen bu tür videolarda size bir bilgiler veriyoruz ama bunların ne olduğunu bizim verdiğimiz kadar biz de çok detayını bilmiyoruz. Çok meraklı olmamakta e, fayda var ama umarım bir gün bir mühendis olursunuz, bir şey olursunuz, bu projelerde görev yaparsanız kendinizi tabii çok daha geliştirirsiniz. Bugün size biraz güncel konuyla ilgili bilgi vermekten çok ben medyaya yansımış bilgileri size anlattım ama olayın nedir böyle bir geniş bir gözlükle bakmaya çalıştım. Umarım e, bana bu soru çok geldi, biraz cevabını bu videoyla almışsınızdır diye düşünüyorum. Lütfen detaylı haberler için tolgozbek.com sitemizi takip edebilirsiniz. Kanalımıza lütfen abone olun. Bildirimlerinizi açın ki yeni video yüklendiği zaman size bu bildirim bilgisi gelsin. Katıl tuşuyla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Hafta içi her gün yeni videomuz devam ediyor. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.